Şimdi arkadaşlar açı kenarla ilgili karşımıza gelebilecek olan soru tiplerinden bahsedelim. Birinci örnek olarak BD'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soru gelirse karşımıza. BD kenarına x dersek. Şimdi önce yukarıdaki üçgene bakarak x 7 5 ve 7 artı 5 2 ile 12 arasındadır. Ama altta da bir üçgen var. Bunun da bir kenarını oluşturduğu için o zaman buradaki açı kenar bağımsızlığına sağlamak zorunda. 11 eksi 8 11 artı 8'den de 3 ile 19 arasında olur. Sonuç olarak ama kıyaslama yaparken arkadaşlar dikkat edelim. Küçüklerden büyüğü almak zorundaydık. Büyüklerden de küçüğü almak zorundayız. Yani en dar aralığı seçiyoruz ki iki üçgeni de aynı anda açı kenarı sağlayabilsin. O zaman 3 ile 12 arasındaki değerleri alır. Kaç farklı tam sayıları vardır dediğinde de tek tek de sayabiliriz veya büyükten küçüğü çıkartıp eşitlik olmadığı için bir eksiğini alırız. Yani 8 tane farklı tam sayı değeri alır. Diğer örneğimiz kenarları tam sayı olan ABC üçgeni için çevre ABC'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Açı gördüğümüzde kenarlarımız 3'e 4 mü? Demek ki ben buna 3'ün katı buna 4'ün katı diyebilirim. O zaman 7'yi ortaya alıp 4K'dan 3K'yı çıkartırsam K toplayacak olursak arkadaşlar 7K. Önce şöyle yapıyoruz. 7K yokmuş gibi düşünsek K sayısı 7'den küçükmüş. İkinciye bakacak olursak arkadaşlar k sayısı yokmuş gibi düşünüyoruz. 7, 7k'dan küçük. 7'ye böldüğümde k'nın alacağı değer birden büyük çıkar. Bu da şu anlama geliyor. K'nın aralığı 1 ile 7 arasındaki değerleri alacak. Kenarlar tam sayı demiş. O zaman en büyük için k'nın alacağı değer 6'dır. Yerine yazarsam bir değerimiz 24. Diğeri 18'dir. Bizim aradığımız çevre ABC üçgeni için maksimum değer 24, 18 ve 7'nin toplamıdır. Sonuç buradan 49 birim olarak çıkar. ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi bir önceki soruya kıyasla kenarlar tam sayı yazmıyor. O zaman ne yapacağız? Yöntem aynı ilk baştaki kısım. Onu ortaya aldık. Farklar x, toplamları 5x. Birinciye bakarsam x 10'dan küçük. İkinciye bakacak olursam her tarafı 5'e böldüğüm zaman x 2'den büyük olmak zorunda. X'in aralığını bulduk. Ama x'e buradan en büyük dediği için 9 seçersek yanlış yaparız. Sebep kenarlar tam sayı değil. Belki küsüratlar toplamı yine tam sayıya dönüşebileceğinden dolayı. Bu üçgenin çevresini yazıyoruz. ABC'nin çevresi. 5x artı 10. O zaman bu eşitsizliğin içindeki kısmı 5x artı 10 yapmaya çalışıyoruz. Yani her tarafı 5 e çarpıyorum. 10 5x 50 Her tarafa 10 eklersem 20 5x artı 10 yani çevre diye belirtim. Ve son kısımda 60. O zaman çevrenin alabileceği maksimum tam sayı değeri 59 olur. Bir önceki soruda buna dikkat edersek bakın aralarındaki fark bu. Tam sayı seç diyorsa tam sayı seçiyorum. Demediyse çevreyi buluyorum. Onun tam sayı değerini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi en uzun kenar hangisidir sorularında da? Her üçgenin kendine ait olan en büyük açısını işaretliyoruz. Burada en büyük 100'dür. Çünkü diğer açılar arkadaşlar 100'e geçemez. Üçgen oluşmaz. 60, 65. Üçüncü açımız 55 olur. Buradaki en büyük açımız 65. 50 ve 70'ten buradaki açıya da 60 kalır. Bunun da en büyük açısı 70. Şimdi 100 dereceden ok çizersek bunun en uzun kenarı BC. Ama BCD üçgeninde bunu 55 görüyor. 65. Ha, demek ki BD daha uzun kenar BC'ye kıyasla. O zaman 100'ün bulunduğu üçgen iptal oldu. 50, 60 ve 70'de de BDE üçgeninde yine 70'in karşısındaki kenar yine BD. O zaman arkadaşlar BCD içinde, BDE içinde BD kenarı en uzun kenar olarak karşımıza çıkar. ABC'nin sıralaması nedir diye bir başka sorumuzu yapalım beraber. 46'ları vermiş, 43 dereceyi vermiş. Bütün açıları yazacak olursak 46 ve 43'ü toplarsam 89. Demek ki buradaki açımız 91. Yan tarafındaki açı 89'dur. 46'yı vermiş. Demek ki arkadaşlar buradaki açımız da 45 olarak çıkar. Şimdi ABC'yi kıyaslarsak birincisi üçgenlere ayrı ayrı bakalım. 46 derecenin karşısında B var. 43'ün karşısında A var. Açıları da belirtelim üstlerine. 46'ya 43. Yan tarafta ise 46'nın karşısında C var. 45'in karşısında A açısı var. O zaman arkadaşlar aralarındaki kıyaslama A kenarı en küçük olduğu belli. B ve C'yi kıyaslayacak olursak da şöyle yapıyoruz. Şimdi A 45 ken, C 46. A 43 derece iken B 46. Bu ne demektir? A C'ye daha yakın ama B'den daha küçük. Daha fazla fark var aralarında. O zaman demek ki buradan da şunu anlıyoruz. Aynı açı görüyor B ve C'yi fakat A'la aralarındaki fark C A'ya daha yakın, B ise daha da fazla büyük. O zaman B en büyüktür, C ortadadır. A da bunlar arasında en küçük olan kenardır. Burada da arkadaşlar x uzunluğu 5 var, 13 var bir dik üçgen ama şuradaki şarta dikkat etmekte fayda var. D eleman BC doğru parçasının içinde fakat B'den kapalı, C'den açık. Bunun anlamı D noktası B'nin üzerine gelebilir. Yani x 5 olabilir. Çünkü D'nin hareket ettiğini söylüyor bize burada. O zaman bu arada gezerken alabileceği tam sayı değerlerini sormuş. Bu da arkadaşlar D C'nin üzerine ama gelemez C'den açık. O zaman X D noktasının hareketinden dolayı 5 olabilir ama 5'ten daha büyüktür. Fakat 13 değerini hiçbir zaman almayacak çünkü C'nin üzerine gelemiyor. O zaman bu aradaki değerleri alır. Büyükten küçüğü çıkartırsak 8 bir tane eşitlik olduğu için direkt farkları kadar tam sayı değeri alabilir demek ki. X kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. Taban ikiye bölünmüşse veya eşit olmak zorunda da değil. Farklı oran da olabilir. Bunlar da her zaman yöntemimiz paralel çekmek. 6 ise 3'tür. 11 ise 5 5'e ayrılmak zorunda. Basit bir orta taban özelliği. X için burada bir üçgen oluştu. Açılar hakkında bilgimiz yok. O yüzden sadece 5'ten 3'ü çıkarttım. 2 topladım. 8 X bu aralıktaki değerleri alabilir. O zaman x'in alabileceği kaç tane farklı tam sayı değeri vardır diye sorusunda 5 tane farklı tam sayı değeri alabilir diyeceğiz. Eşit verilmemiş 1'e 2 oran var. Yöntemi payını. Oran olması yeterli. Paralel çekeceğiz. O zaman 1'e 2 oranı karşıya taşıyabiliyordum. 9 burası 3'tür. Burası 6'dır. Aynı oran karşıda da olmak zorundadır paralelden dolayı. Ve benzerlik yaparsak da arkadaşlar buraya y dersem 2'nin 3'e oranı. 2K'nın 3K oranı. Eşittir. Y kenarının 6 oranından dolayı K'lar gider. 3'ün 2 katıymış. Y de demek ki 2'nin 2 katından 4 olur. Yine açı hakkında bilgimiz olmadığı için sadece şunu yazabilirim. X 4 eksi 3 1 ile 4 artı 3 7 arasındaki değerleri alır. X kaç farklı tam sayı değeri alır sorusunda da cevap yine 5 çıkar. BC kenarı 15, AE e, minimum değeri kaç? AE kenarı x, ED kenarı y ise x artı y sorulmuş bize. Bunların çözümü arkadaşlar şudur. D'nin alt tarafa doğru simetri alınır. E noktası devam ettirilir. E aldığına göre burası 3'tür. Burası y'dir. 3'er birim ve 5 birimi bıraktık. İster 3'ün simetriğini al, ister 5'in simetriğini al. Aynı şey olacaktır. X artı y sorulduğu için arkadaşlar yöntem şu. Dikdörtgeni tamamlarız. X ve Y eğer doğrusal olursa minimum değerini elde ederiz. Doğrusal değilse o zaman minimum değerini değil daha büyük değerleri elde edeceğiz. Minimum dediğinde burayı doğrusal kabul ediyorum. BC kenarı 15 ise burası da 15'tir. 3 birimi de karşıya taşıdık. Oluşacak üçgende X artı Y hipotenüstür. 8, 15, 17 üçgeninden X artı Y'nin minimum değeri 17 olarak çıkar. AC artı B'de kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. O zaman arkadaşlar birinci yöntemim şu. AC'nin aralığını bulacağız. Hemen AC için arkadaşlar iki üçgenimiz var. 9 eksi 5, 9 artı 5. Benzer şekilde yan tarafta bir üçgenimiz daha var. 7 eksi 4, 7 artı 4'ten. AC'nin aralığı buradan. Büyüklerden küçüğü alıyorduk. Küçüklerden büyüğü alıyoruz. 4 ile 11 arası. Benzer şekilde BD'yi yapıyoruz. Yukarı üçgene baktığım zaman farkları 2 toplam 12. Alt taraftakine baktığım zaman da farkları 5 toplam 13. Sonuç BD'nin aralığı da küçüklerden büyüğü, büyüklerden küçüğü aldık. 5 ile 12 arasında. Bunları toplamamı istemiş. O zaman arkadaşlar AC artı BD toplamı. Kıyaslama yapmıyoruz. Orada hata yapmayalım. Küçükler kendi aralarında, büyükler kendi aralarında toplanır. 9 ile 23 elde ederiz. Ama sorunun cevabı işte burada bitmiyor. Orada çok hata yapılıyor. Dikkat edelim. Bu içerideki kenarlara A, B, C, D dediğim zaman A artı B 5'ten büyük. C artı de 4'ten büyük. O zaman A, B, C, D 9'dan büyüktür. Bir de diğer çapraz sayılara baktığımda B artı C 7'den büyük. A artı D 9'dan büyük. O zaman 7 artı 9 demek ki A, C artı B de 16'dan büyük çıktı. Yani son bir işlemde de şunu yapmak zorundayım. Çapraz sayıları topluyorum. 1'i 9, 1'i 16. Hangisinden büyükse büyük olan rakamı buraya ekliyoruz. Sonuç olarak AC artı B'de büyük olan 23'e ellemiyoruz. Ama küçüklerde 9'u almayacağız. 16'yı almak zorundayım. AC artı B'de'nin son aralığı budur. Kaç değer alır demiş. 6 tane farklı tam sayı değeri alır diyeceğiz. <laughs>